Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Yusri Altı'nın firari İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un yurtdışı firarisi, Antalya'da Sami Celit'in firari, Aydın'da Çetin Gül'ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı'nın, İzmir'de Ercan Çelik'in ele başrolığını yaptığı, organize suç örgütlerine yönelik kuyu altı operasyonları düzenlenecek. Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı ifadelerine yer verdi. Elebaşı Yusri Altı'nın çetesinin çökertildiğini belirten Yerli Kaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği'nce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda örgüt kurmak, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen Elebaşı'lığını Yusri Altı'nın yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul ele başlılığını Taha Kutay Karasoy'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokulması suçların işledikleri tespit edildi ifadelerine yer verdi. Jandarma tarafından yapılan operasyonlarla ilgili de açıklamalar yapan Yaylıkaya şu ifadeleri kullandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir merkezli Manisa, Kayseri, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Jandarma Komutanlığı'nda yapılan çalışmalar sonucu Tefecilik, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarını örgütlü olarak işleyen ele başlığını Sami Cerit'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri, otogaleri, restoran, emlak ve benzeri sektörler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları, yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, tehdit, cebir ve şiddet kullanarak yüksek mevlalarda para tahsil ettikleri, zorla imzalattıkları borç senetleri doldurarak, mağdurlara ait gayrimenkul ve menkul değerlere el koydukları, turizm bölgesindeki esnaflarla yaptıkları ticaret karşılığında karşılıksız çek vererek çok sayıda esnafı mağdur ettikleri tespit edildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Aydın Merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele başlılığını Çetin yaptığı organize suç örgütü üyesi 17 şüpheli yakalandı. Şüphelerin gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporları düzenleyip bu raporları kullanarak engelli araç alımı, haksız emekliliğe yardım, haksız engelli aile yardımı, haksız iştihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kahramanmaraş Yüce Jandarma yapılan çalışmalar sonucu Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imar ve ticari suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen ele başlılığını Mehmet Aşçı'nın yaptığı organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı. 19'u tutuklandı biri hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Manisa'da 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde imar ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını örgütlü olarak yaşadıkları tespit edilen içerisinde elebaşı Erdoğan Çelik'in bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.